Religa'dan herkese mutlu haftalar. 51. dakikayla yine sizlerin karşısındayız sevgili Uğur Düdün'le birlikte. Bu hafta da Religa'yı değerlendireceğiz. Haftalar geçtikçe takımlar oturmaya başlıyor. Takımların performansı artmaya başlıyor ama her şeyden öte bu hafta bambaşka bir haftaydı. Özellikle salı değil ama çarşamba günü o muhteşem yağmur doğal afete rağmen takımların olağanüstü bir mücadelesi vardı. Sahada özellikle Baz Baykuşların oradan o keyfi çıkartması bile bu yönde artı bir parantez olarak değerlendireceğiz. Program yine yoğun, hafta yoğun. Hızlı bir şekilde programımıza başlayacağız. İlk olarak Marka Reaktör İstanbul mücadelesiyle başlayacağım. Gecenin aslında son maçıyla başlayacağım, Salı gecesinin. 3-1'lik Marka galibiyeti var. Skor belki bu şekilde ama bu galibiyetin hani bu skora bakanlar aldanmasın. Goller son periyotlarda geldi, son dakikalarda geldi. Yine Orhan Baba bir Aynen. teselli verdi takımına. Attığım manşet muhteşemdi. Maç son dakikaya kadar kafa kafaya gitti kesinlikle. Hatta beraberlik bile çıkabilirdi. Ben anlatırken maçı o şekilde yorumluyordum. Marka gizliliği kalmayan golcüsü artık. Çok da saklanacak bir Çok yeri da yok yani. aynen öyle. Golcüsüyle yine maçı kazanmasını bildi. Tebrik ediyorum. Orhan'ı özellikle tebrik ediyorum. Ciddi iyi bir oyuncu. Markaya ciddi güç katıyor. Reaktör aslında bu mağlubiyeti hak etti mi dersen bence çok fazla hak etmedi diyebiliriz. Çünkü ortada bir mücadeleydi. Ama son dakikalarda daha iyi değişiklik yapan, daha iyi Reaktörde aynen. bence hani her takımda bir şey olması lazım. Mesela şimdi Orhan gibi bir isim çıktı ortaya. Takımın kaderini değiştirdi. Skora direkt olarak katkı yaptı. Reaktörde böyle bir isim yok daha henüz. Hani şimdi Atay'a bakıyorsun, Ateş'e bakıyorsun, yani takımın öne çıkan isimleri olarak değerlendiriyorsun ama hedef noktasında sadece kalecisi var. Bir takımın kalecisi çok kurtarış yapıyorsa demek ki o takım çok ciddi açıklar veriyor. Şimdi bir tabir vardır. Winner oyuncu. Winner oyuncu yok reaktörde. Hani markada winner oyuncu kimdir? Orhan'dır. Ama marka takım olarak oynamaya çalışıyor. Yani bir winner oyuncu, iki winner oyuncunun olmadığı zaman bu şekilde bu şekildeki maçlardan mağlup ayrılırız. Ama şimdi arkadaşlarım muhtemelen bugün yarın yayınlayacaklar. Periyotlar yoğun olduğu için. Markanın da ben şimdi soyunma odasına girdim. Sevgili Didin. Bekir Bekir diye yani Evet. şu an günümüzde bilinen. Oradaydım o sırada. Orada değildin sen. O sonrası. Öncesi var onun da. Soyunma odasına Telefon sen sonuna konuşması. geldin. Hayır Aynen. onun öncesi var. Maç öncesi var. Maç öncesi tamam. Maç öncesinde takımın teknik direktörünün takıma yaptığı bir konuşma var. Arkadaşlarım bu hafta yani bu gece ya da yarın mutlaka yayınlamalarını da rica ediyorum buradan kendilerine. Bir konuşma var. Galibiyetin direkt olarak bence etkenidir o konuşma. Fatih Terim'in Kopenhag konuşması. UEFA'daki konuşması. Benzer Merak konuşmalar. ediyorum. Ben izlemedim onu. Gerçekten izlemem lazım. Onun o vermiş olduğu yarattığı sinerji o olumlu yansımanın ardından bir de Sayın Derici gecenin bir vakti markanın patron diyelim yani. Sayın Derici de takıma sürekli telefonla Aziz Yıldırım gibi Maçtan direktifler sonra vererek maç içinde, maç bak sonunda galibiyetten memnun değildi farkında mısın o konuşmada? konuşmaları yayınlayabilsek yani o kadar ağır ithamlar var Aynen ki öyle. yani 3-1 kazanmış hani takım. yayınlamak istesek sürekli bip 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 diye sesler gelir yani o kadar ağır Ben ithamlardan. reaktörün soyunma odasına girdiğimi zannettim. Kaybetmiş takım gibi. Çok ciddi eleştiriler Çok ciddi eleştirdi var. takımı. Markanın başarı için ciddi emekleri var. Bildiğim kadarıyla Sayın Derici primleri iptal etmiş. Bu Marka takımında hep bir karışıklık vardı zaten. İç galibiyet primlerini karışıklık. de iptal etmiş. Bu iç karışıklık marka takımına pahalıya mal olacak bence. Geçen sezon da oldu. Bu Bakalım bu sezonda sezon neler göreceğiz. Özellikle Sergen'in performansına eleştiri var Sayın Derici'den ama çok da haklı bu eleştiride. bence Sergen geçen sezona göre daha iyi oynuyor. Geçen sezon daha çok benim. Bu sezon gitmiyor. Vücut gitmiyor adamın. Hayırlısı. Belki gece yarısı Hayırlısı. 12'de oynarlar. Ama Ondan kaynaklı markadaki olabilir. bu iç karışıklık bir türlü Takım bitmedi. çok can yakacak. Aynen. Havas Medya 6, Vianor Grup 1. Melik'in golüyle başlayan oyunda Havas Medya takımı usta ayaklarıyla skora gitti. Havas da Fatih gerçeği zaten var bunu Muhteşem bir adam. biliyoruz. Görkem'in müthiş performansı ama artık dili çıktı derler ya oyuncunun. Dili çıktı bir yerden sonra. Ardından
Canberk takıma katıldı bu hafta itibariyle. İzlemedim maçı. Nasıldı performansı? Canberk bence geçen sezon daha iyiydi hani takımda ama şimdi takıma bir uyum sorunu var. Muhtemelen Havas Madya bu sorunu atlatırsa bu ligde bir şeyler yapabilir. Ama usta ayaklar, usta isimler skora gitti diyebiliriz sevgili. Orada da winner oyuncular ön plana çıktı. Bayanlar'da bu sezon net bir şekilde Melik gerçeği var. Melik'e ayak uyduran bir oyuncu yok. Çok iyi başladı. Ama Melik de tek başına kaldığı zaman o da etkisiz kalıyor artık yani. Ben burada sana şurada katılmayacağım. Belki unutmuş da olabilirsin söz ederken. Bence Melik kadar bir Musa gerçeği de var bu takımda. Ama bu takımda bak Bayanlar'da en büyük eksiklik bence Osman'ın yeterli performans gösteremeyişi. Kesinlikle. O geçen seneki C-Section'daki Osman'a bakıyorsun. Bu sezonki Bayanlar'daki Osman'a bakıyorsun. Arada dağlar kadar fark ciddi var. Farklar var. Takım uyumu ya da takımın oyun stili belki alışık değil. Şimdi Musa değil. Geride alıyor topu ileri taşımaya çalışıyor. Yani şimdi üçüncü bölge ile birinci bölge, yani daha doğrusu birinci bölge, üçüncü bölge arasındaki o açıklık, o kopukluk takıma bu yönde olumsuz yansıyor sevgili kesinlikle, Din. Kesinlikle. Benim düşüncem burada Havas Medya'nın kazanmasındaki en büyük neden Vayanar'ın bu kadar birbirinden kopuk olması diye düşünüyorum. Havas da iyi takım şimdi. O da öyle de bir gerçek var. Kesinlikle iyi bir takım. Sesli Harfler Reto 8, Blab 0. Sesli Harfler geçen haftadan sonra bu hafta daha derli toplu bir görüntüde çıktı ama ben bu sezonun şahsım adına konuşmam gerekirse benim en büyük fiyasko diye nitelendireceğim takımı da Sesli Harfler'dir. Geçen sene gözün kapalı şampiyonluk adayı olarak gösterdin. Bu sezon kura çekiminde Sesli Harfler'i çok ön plana tuttum. Çünkü hani bıraktığımız Sesli Harfler zannettim ama bıraktığımız Sesli Harfler bu değil. Kimse şimdi birbirini kandırmasın. Kadro aynı değil mi? Bir oyuncu, iki oyuncu farklılığı var. Bir kaleci kayıpları var. Bir kaleci kaybıyla takım bu kadar ritim kaybetmez. Onu da Onur iyi deplase etti yani kalede. Okan özür diliyorum. Okan iyi işler yaptı yani kalede o yönde de. Evet o da ama yani iyi de bir sol bek şimdi. Sol bek mi oynatırsın, kalede mi oynatırsın? Ben şimdi sol bek oynadım. Bir de iyi de bir şutör. Kesinlikle. Yani de şutörlük. Hayır hücuma çok iyi destek veriyor. Şutörlük yönü de var fazlasıyla. Yani bu yüzden ben çok hani kolay olur. Okan'ı kalede kullanırlarsa sol kanattaki Okan'ın boşluğunu doldurabilir yani bilmiyorum. Çok da ihtimal vermiyorum. Bu sene Sesli Harfler ciddi anlamda benim en büyük hayal kırıklığından bir tanesi. Aynen katılıyorum. Benim de ciddi anlamda hani böyle beklentilerimin altında performans gösteren takımlardan biri olarak değerlendirebilirim. Grup lideri olarak lanse ettim. Şimdi bir diğer mücadelemize geçelim. Başka eklemek istediğim bir şey. Yani Görkem Uraz gene kendince hani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama Semih iyi konuşmaya başladı. İşte Semih'e gelecektim. Evet. Onu atlamayalım. Müthiş bir performans sergiledi. Ya benim gözümde Semih, sevgili Didin, tam bir Ümit Karan'dır. Sırtı dönük top alan, sürpriz goller atabilen, çok farklı varyeteler de yaratabilen bir isimdir. Yani. Ben sana şöyle söyleyeyim, lazım. Geçen sene yaklaşık bir 10 kiloya fazla bir kaybı var. Yani geçen seneki Semih daha iyiydi. Belki kilo daha iyiydi, belki fiziğini kaybettikten sonra gücü de kaybolmuş olabilir. Geçen seneki Semih bu ligin en iyi forvetlerinden bir tanesiydi. Ama bu sene ben açıkçası arkadan gelen de yok ama hayır, şimdi biraz bu rahatlatma da yok. Geçen sene ben ama şöyle bir şey de var. Birebirlerden bahsediyorum. Kesinlikle geçen seneki Semih ile bu seneki Semih arasında ciddi anlamda fark var. Belki dediğim gibi hani biraz o şimdi Görkem'den yani orta sahadan gerekli desteği de alamıyor. Yani o da bir ya çünkü Görkem de geçen sene göre daha iyi görüyorum bu sene. Daha etkili, daha oyunda. Çünkü daha çok koşmak zorunda, aynen, daha çok mücadele etmek zorunda. Tek kaldığı için aynen olabilir. Blab için de birkaç söz söyleyeceğim. Evet. Ya bu sezon olmadı ya Blab'da. Ya o belli şeyi yakalayamadı. Giremedi. Abi, o tempoya giremedi. Çıkacaklar. Yok yani göre, çıkabilirler ya. Evet. Çıkmaları açısından demiyorum ama. Ya o belli sinerjiyi yakalayamadı. O havaya bürünemediler. İlk kurada bahsetmiştik kapalı kutu takımlar. Açıkçası bunlar açılamadı. Ya bu kapalı kutu takımlardan açıkçası böyle bir bekliyordum. Eski takımları böyle şok edecek. Ne bileyim onlara ciddi anlamda soğuk duş etkisi yaratacak. Şu anda çıkmadı öyle çıkmadı bir takım. Aynen öyle. Ben bekliyordum. Blab da kendince eğleniyorlar. Güzel eğleniyorlar. Asıl amaç eğlence zaten ama futbol olarak biraz daha üstlerine katabilirler diye düşünüyorum. Daha da keyif almaları için. Bir video 0, Publicis Van 193 12. Bir video maça çıkmadan önce sosyal medyadaki paylaşımlarında en az 10 gol atacaklarını bu mücadelede beyan etmişlerdi. TBW maçındaki 5 gol birliklendirmiş. 4 gol biraz ümitlendirdi. Bu mücadelede 12 gol kalelerinde gördüler. Aslında biz maç öncesinde de İlker Gaon'la Publicis'teki İlker'le iddiaya girmiştik. O çok zor geçecek maç demişti. Hani zorlanacağız demişti.
ben dedim bu mücadelede hani bence bir 10 golü bulursunuz diye düşündüm. Çünkü Publisman'ın 193'ü ben ciddi anlamda beğeniyorum. İyi takım. Hani en az 10 gol atacağını, o dedi yok atamayız dedi. Ben atarsanız, atamazsanız ben sana kola, o atarsa kolasına iddialaştık orada da kazandım. Kendisiyle. Ben kaybettim, iddiaya girmem. Doğru söylüyorsun, sağlamcısın sen biraz. Bu yönden hani biraz yani şaka mahiyetinde tabii bu iddiayı yaptık. Ama sağ olsun İlker'den değil, şimdi ismi unuttum, bak hatırlamazsam çok ayıp olur. Kaleci. Kim? Şu sayfayı aşağı çekmem lazım. Neyse biraz ama ben değinirim, bulayım orayı. Hemen söyleyeceğim. Bu takımın Publisas Van Bontiyerçi, çok özür dilerim. Publisman 193 kadrosunda. Hemen buraya gidelim. Ben bu çekim aşağı doğru. Bir saniye. Sevgili Ufuk Demirtaş. Çok özür dilerim ismini unuttuğum için. Ufuk abinin ismini mi unuttun? Ufuk abinin ismini unuttum şu anda program yoğunluğundan. O formasından da mı aklına gelmedi? Forma aklıma geldi, ismi aklıma geldi. Yüzü her yeriyle aklıma geldi. Kendi sağ olsun köfte ısmarladı bizi aşağıda. Siz çıkardın maçı anlatırken biz orada keyif yapıyorduk. Sevgilerimizi iletiyoruz. Maça dönecek olursak sevgili dedin. Ben Publisman 193'i bu sezon çok beğeniyorum. Ciddi anlamda bence kalbur üstü takımlardan yani bir tanesi. İlker özellikle çok iyi topçusu. Kesinlikle çok iyi. Maç sendeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bendeydi. Maçı da yine bir yorumcu arkadaşımızla birlikte anlattık. O da bahsetti. Devir arası konuştuk. Hani çok dinamik. Orta sahada bitmek bilmeyen bir enerjisi var. Bak şunu söyleyeyim sana. Belki şu 12 golü hani ezbere konuşmayayım. Aklıma kalanlarla konuşuyorum. En az 5-6 tanesi İlker'in kazandığı toplarla atılmıştır bu goller. Yok ben İlker'i zaten geçen sezonda çok beğeniyordum ama işte geçen sezon sadece İlker Vedat vardı o takımda. Bu sezon çok iyi bir çok takım kadrosu, iskeleti oluşturmuşlar. Şu anda çok ciddi bir maça da çıkmadılar aslında. Ben o maçı bekliyorum açıkçası. Onu da konuştuk biz onlarla aslında. En büyük şansları gruplarında galiba Universal var yanlış hatırlamıyorsam. Onlarla oynamadılar yani, da. Ya da AFF'in Universal biri vardı, birazdan bakarız. İyi bir takımla mücadele edecekler yani sevgili dinle. O bir yani şey. Orada artık hani bu turnuvada, bu ligde nasıl bir yol çizeceklerini görebiliriz. Hatta bakalım çalışacağını. Tabii hemen şimdi ben bakacağım sana. Hemen bakıyoruz. Fikrim olduğu grup. Publisman'ın grubu TBWA var. Özür dilerim. TB ile Universal var. TB ikisi de var. Tabii. Ölüm grubu diye bahsettiğimiz grup. Aynen. Grup, doğru. O zaman hani iyi grup. Buradan şimdi bakacak olursak oldukça hani bu hafta zaten Universal McKen'le oynayacaklar. Çok İyi güzel maç. Maç. Hangi saatte olacak o maç? Saat 19 sularında oynanacak mücadele. Saat de güzel. Bu anlamda ben iyi bir maç bekliyorum ve bu sefer de gerçek güçlerini göreceğiz. İşte kendilerini görecekler ama ciddi bir takıma karşı nasıl oynarlar açıkçası şimdi bir açık konuşacağım. Bir yolda tabii 4 gol attı ama gruptan çıkma şansları var tabii ki de. Hatta bugün de sosyal medyada güzel bir videoları iyi, var ve hocalarının eleştirileri çok fazlasıyla şimdi doğru. Doğru işler yapması gereken bir takım. Bir video. Bu sefer yanlış işler yapıyor. Gol atıyor. Gol atıyor. 4 yani, gol atıyor. Tabii de 4 gol atıyor. Mücadele ediyor. Aynen. Ben ya bir video bence iyi oldu ya. Daha ideal toplu bir kadrosu var. Daha mücadeleci bir kadrosu var. En azından geçen senelere göre. Woden, Leo Burnett 2, Publicis Van Bomonti 3. Belki de haftanın en keyif veren mücadelesi kesinlikle olarak adlandırabiliriz. Aynen. Publisman Bomonti senin iyi gördüğün, diğer Publisman'dan da daha iyi olduğunu iddia ettiğin takımı. Evet. Hem o takımı hem de Coşkun'un önderliğinde giden Woden Leo Burnett'ı biraz değerlendirelim. Şimdi Woden, Coşkun'la da maçtan sonra bir sohbet etme şansım oldu. Woden gerçekten geçen seneki kadrosuna göre güzel transferler yapmış. Hani o savunmadaki kırılganlığı yok artık. Savunmada çok kırılgan bir takımdı. Uğur Yontucu'yu çok iyi gördüm bu arada. Çok hazır. Çok hazır. Çok yani geçen seneki yani şu anda adama sallayamıyorum. Ne konuda sallayacağız? Bence gece hayatını bırakmış ondan. Çok bıraktığını düşünmüyorum ama bence futbola da güzel zaman ayırıyor. Sadece gece hayatını değil. Uğur bırakmaz gece hayatını. Ya bence düzenli bırakmaz bir ilişkisi var gibi geliyor. Ayrı ayrı Yontucu bırakmaz. Çok hazır gördüm. Coşkun yine bıraktığımız gibi. Daha, biraz daha olgunlaşmış futbolu. 2-0 öne geçti Publisis. 2-2 oldu. Güzel yakaladılar ama son dakikalarda yine Fatih'ti yanlış hatırlamıyorsam. Fatih'in ayağından gelen goldü. İsim yanlış söylemiş olabilirim. Özür dilerim.
Şanssız bir mağlubiyet alıyorlar. Bundan önceki mağlubiyetleri de 2-1'di Anima İstanbul'a karşı. Bu şekilde mağlubiyetler alıyorlar. Hani Coşkun'un da bahsettiği, hani bir farklı böyle getirip götürüp sonu getiremiyoruz diye söyledi. Bu da takımın tam olarak belki Hazır olmadığındandır. Hazır olmadı. olmadığındandır. Hazır olduğu zaman belki bu kadroyla önümüzdeki sene Religa yapsalar Ya biraz da daha sınırlı bir farklı kadroyla olabilir. mücadele etmenin dezavantajlarını da Ama yaşıyorlar yani takım ben olarak. Vodan takımını geçen seneden, hani geçen sene Coşkun'u sempati duyuyorum. O yüzden hep ön plana çıkardım. Yontucu'ya ayrı bir sempati duyuyorum. O yönde ön plana çıkardım. Ya, futbol olarak bu sene, geçen sene çok çok üstündeler. Aldıkları mağlubiyet kesinlikle morallerini bozmasın. Ben de gruptan da çıkacaklarını düşünüyorum. Publicis Moment takımına gelince yine söylediğimin arkasında duramayacağım. Publicis Moment 193'den daha iyi bir takım değil. Ben geçen hafta söyledim. Sen söyledin. Ben de yani itiraf edeceğim yani şimdi kalkıp da yürütmeye gerek yok. Ama iyi takım. Kötü takım değil. Kötü İyi takım. takım değil ama Pavlisis 193 daha derli toplu, daha iyi top oynuyor, daha yıldız oyunculara sahip. Bomonti'yi tebrik ediyorum. Zor bir maçtı. Et Koloni 2, Mançir 2. Aslında seyir zevki ve keyif zevki anlamında hani böyle çok üst düzey bir mücadele izlemedik ama sahada mücadele eden iki takımın maçıydı. İki takım da bence hak ettiği skorla ayrıldı gibi geldi bana. Yani 2-2'lik eşitlik birer puan bana hani daha değerlendirilebilme açısından iyi geldi. Gene kalecinin ekstra performansı da vardı şimdi. Onu da kabul etmek lazım. Etkoleni'de pardon özür dilerim. İki takımın file bekçileri de bu anlamda iyi Evet. işler çıkarttılar. Hem Mehmet Dikmen hem de Utku. Ama takım anlamında daha hala ciddi anlamda eksikler var. Özellikle Etkoni'de Burak'ı çok beğendim ben. Ayakları iyi iş yapan, çalımı iyi atan, topu dikine iyi oynayabilen bir isim. Burak'ın performansı Ama öndeydi. son bitiricilik anlamında biraz sıkıntı yaşıyor. Orada Aynen öyle. genel olarak Etkoni bütün Evet. oyuncular arasında sıkıntı yaşıyor. Ama şöyle de bir gerçek var. Bu hafta ile geçen hafta arasında takımların baktığımda Manşehir cephesini çok beğendiğimi söyleyemem. Yani geçen hafta daha ilerdi. Bu sene istikrar problemi yaşadıklarını söyleyebilirim sevgili dinleyiciler. İki takım içinde hani şundan bahsedebilirim. Orta dereceli takımlarından ligin. Hani şampiyonluk adayı olarak hiçbir zaman belki gösterilemeyecek takımlar ama mücadele olarak ben iki takımı da beğeniyorum. İyi mücadele ediyorlar. Mücadeleyi hiçbir zaman bırakmıyorlar. İki ikilik maç güzel maç olur. Belki futbol olarak keyifli değildir ama heyecanlıdır. Heyecanı yüksektir. İki takımı da tebrik ediyorum. Hemen bir diğer mücadelemize geçiyoruz. Manajans 3, Taze Fikir 2. Sevgili Didin. Evet. Manajans kazanıyor ama bence kazandığı kadar iyi top oynamıyor gibi geliyor bana. Şimdi Taze Fikir çok iyi bir takım. Geçen sezona göre çok Evet. değişmiş bir kadrodan bahsediyoruz. Mert, yanlış hatırlamıyorsam Mert ciddi anlamda güç kazandırır takıma. Çok iyi, süratli, çok teknik, ayağına top çok yakışıyor. Manajans'a gelince Manajans daha bir takım olmuş yani Taze Fikir'e göre yine öyle söyleyebilirim Tabii sana. takımsal Hani anlamda Deniz daha teknik. önderliğinde Orada çok iyi doğruyuz. oynuyorlar. İyi Aynen oynuyorlar. orada Yani doğruyuz. Manajans bugün şu takımlara baktığım zaman büyük takım, küçük takım diye adlandırmak belki yanlış olacak ama en iyi takımlara belki çelme takabilecek takımlardan bir tanesi. Gününde olursa, iyi mücadele ederse Manajans'ı ben hani açıkçası üst sıralarda göreceğimizi düşünüyorum. Bir çeyrek final yapabilir belki de. Ben de hani takım olarak Evet. beğendim ama sanki biraz da yani bir iki hafta Kırılgan, sonra bir kırılgan. iki hafta sonra belki daha iyi bir manajans görebiliriz. Biraz daha alışırsın takım Oturacak. birbirine daha Kırılgan bir kolay takım. olsun. Çok çabuk oyundan düşüyor. Hani birazcık disiplini bozmasalar, yedikleri golde de moralleri bozun. Çok morali bozuyor takımın. Ya böyle bir iki gol yedikten sonra sol beki sağ açıkta görebiliyorsun. Biraz Hani şey de ilginç bir var. takım yani. Bench'ten de yeteri kadar Destek destek gelmiyor, alamıyor. doğru Yedek söylüyorsun. kulübesinden Ya destek gelmiyor. bench'in ne kadar önemli olduğunu aslında burada gösteren takımlar var. Bütün takımların ben kadroları var. 12'şer değil mi kadrolar? 15. 15'erlik kadroları. Ya en kötü 11-12 kişi getirmeleri lazım sahaya. Taze fikir tabii biraz da geç saat olduğu için taraftar desteğini belki arkasına alabilseydi ilk haftada olduğu Çok iyi taraftarı gibi vardı. bence skor olarak biraz daha değişebilir Ama diye Taze düşünüyorum. Fikir geçen seneki Taze Fikir'e göre Bu sezon yani daha işler bence de çok çok iyi. yapabileceğini Aynen ben öyle. de düşünüyorum sevgili dilim. TB, özür dilerim. 41-29 Grey 5, IPD Post Production 10. Gecenin, çarşamba gecesinin son mücadelesiydi bu da. Evet. 41-29 Grey. Geçen hafta da konuştuk. Bu hafta da gene aynı şeyi söyleyeceğiz. Belki tekrar düşmüş olacağız ama oynanan futbolda bunu gösteriyordu. Kesinlikle öyle. Zaten maçı ben anlattım. Ayrıca Kayhan'dan röportajı da aldığım zaman
Direkt kendisine söyledim hani geçen seneki Gray ile bu seneki Gray arasında ciddi anlamda level farkı var. Tabii. Ya 1-2 level de değil, daha fazlasını sana söyleyebilirim. Şimdi çok şanssızlıklar yaşamışlar aslında, bundan bahsetmek istiyorum. İki kaleci sakat. O zaten en büyük dezavantaj. Bak iki kaleci sakat. Defansif futbol oynayan takım aynen için bu çok büyük bir dezavantaj. Bak en büyük şanssızlık üçüncü kalecisi de bu maçta verdi. Şu anda kalecisi yok. Ya oraya bir kaleci entegre etmeye çalışacak takım içerisinden. Bu o sene yıkasalar mı şöyle güzelce bir uğursuzluk gitsin yani mi? Aynen, aynen öyle gitmeleri gerekiyor. Bence aslında bir gece 12 maçından çıktıktan sonra Seyrangah'ta aksakallı bir dedemiz var. Bir onun elini öpsünler yani güvenlikte duran, kapıda duran. Kapıdan tanıyorlardır onu. Çıktığımızdan bir korkutmuştu beni o gerçekten. O aksakal dedemizi bir görsünler. Bence de bir uğramaları lazım ona. Belki hani bir okuyup aynen üflerse hani klasik tabidir hani. Üç kul vallahi bir elham derler aynen yani. Şu anda çok ihtiyacı var. 41'e çok ihtiyacı olan şey hani şu anda o. 41 elham 29 kul vallahi gibi yani. Grey'i tamamlamaları lazım. Kedi gibi bir kaleci istiyorum dedi. Kedi eşliğinde yaptığı röportajını. Maça gelecek aslında konusu onu da transfer edebilirim. Masadaki kedi bence iş yapar. Bence şu anda en iyi kalecilik yapacak oyunculardan bir tanesi olur. IPD cephesine geleceğim. Zaten 41-29 Grey takımlar da tanıyor. Bilindik. Şu an sana bir söyleyeyim mi? Sevdiğin IPD'ye geçeceksin ama bu sezon IPD büyük sürpriz yapabilir. Yani şu anda o kadroya bakıyorum. Ortadaki olayı söyleyeyim ben sana. Tamamen Harun'un ayağına bakıyor. Harun eğer sakatlanmazsa ki sakat sakat oynuyor. İnşallah, ümit ediyorum ki sakatlığı büyümezse, lüksetmezse IPD takımı geçen sezonun Grey'i olur ben sana söyleyeyim. Bu hafta baylar, ona baktım bak, hemen. Bak Remzi savunmada çok iyi, çok sert. Mehmet yaşına hiç bakmıyor, inanılmaz dinamik bir oyuncu. Zaten kalecisi söyleyeceğim, kalecisinin yaşı şekilde var canım. Aynen öyle. Harun'u zaten söylemeye gerek yok. Harun'da bir sakatlık sıkıntısı var. Şimdi yine Gökalp'ten Göktuğ var. Genç çocuk takımın en geç ismi. Takımın dinamo görevini görüyor. İyi şutlar da çekiyor. Çok iyi. Zaten maçın en iyi teknik oyuncusuydu de bence. İsmi. Maçın en iyi oyuncusuydu. Şimdi bu kadar genci olan bir takım. Şimdi grubuna bakıyorum. Güzel Sanatlar, Rafineri, IPD Post, Post Production yani bu grupta liderlikteler şu anda. Bence dediğin gibi yani bu sezon ciddi sürpriz ya yapabilecek takım olarak gösterebiliriz. Bence geçen sezonki Grey'i olma ihtimali var ki onlardan daha iyiler geçen sene. TBW Sinefek mücadelesine Sinefek katılamadığı için TBW mücadele 3-0 hükmen kazanmış oldu. Buzz Interaction YouTube Public maçı günün aslında futboldan öte bir maçı olarak değerlendirebiliriz. Yüzünde bir gülümseme. Ben öncelikle hem Buzz'a hem de YouTube Public'e bu mücadeleye çıktıkları için hiçbir olumsuzluğa rağmen bizlere de olumsuz bir şey yansıtmadıkları için sahaya çıkıp önce bas takımı çıktı. Sağda göbek attılar. Oynadılar çok mı? Oynadılar. Iyi. Belki bak, futbol oynamadılar ama güzel oyun oynadılar. Şöyle söyleyeyim, yoldayım. Religa'nın sosyal medya platformunda. Aynen, sosyal medya platformunu gördüm. Yani normal geliyorum, normal seyrimde. Abi gaza biraz daha dokundum yani. Orada olmalıyım dedim yani o yağmurda gide. Yani büyük keyif aldılar. Maç içinde YouTube Public'in basın toplantısındaki verdiği demeç gibi aslında sevgili Langerli'nin verdiği röportajda da olduğu gibi herkes mutlaka bu turnuvada Buzz Interaction'ın elini sıkmalı. Kesinlikle. Çok centilmen takımlar. Bak maç 15-0. 15-0. Ben kaybediyorsam ben bile o maçı bırakırım. Ben bile belki o kadar mücadele etmem ama onlar 15-0 olmasına rağmen maçın son düdüğüne kadar hem taraftarı hem oyuncusu inanılmaz efor sarf ettiler. İnanılmaz işler yaptılar. Gol atmak için yoğun çaba sarf ettiler. Taraftarlara geçtiğimiz hafta yine bahsettiğimiz hanımefendi takıma yani senin de dediğin gibi yukarıda bir yandan maç anlatmaya çalışırken bir yandan aslında aşağıda olup o stand-up'ı orada yaşamak istiyorum. Aynen öyle. Ve buradan bir mesaj vermek istiyorum. Önümüzdeki hafta çok kısa da olsa kendisine maç içinde bir yorum almak bak, istiyorum. Bak şu anda ondan bahsedecektim. Bence kısa değil. Uzun almayacağım. Maçı hayır uzun almayacağım. Neden? Çünkü onun o hayır sesi içeriye mutlaka takımına duyurması lazım. Bence yukarıdan da duyurur. Yukarıdan duyuruyor ama yayına direkt gideceği için hani maçın yayın akışını etkileyeceği için çünkü bazen ince nüansları kutuya takılır. Ama hakikaten oyuna ciddi anlamda keyif veren bir isimden bahsediyoruz. Kesinlikle. Ben genelde bu tip ödülleri hep şey yaparız, lanse ederiz. Yılın belki de en iyi kadın taraftarı ödülünü şu anda hani, en büyük şu an tartışmasız kendisi baz adına yıl sonunda takdim etmek isteriz kendisine. Ama en büyük şanssızlığımız ne?
Baz'ın şansı çok az. Yani en fazla belki bir maç daha izleyeceğiz. Aynen yani. Öyle gruptan çıkma şansı. Ama ben takım halinde yani baştan sonra A'dan Z'ye o yağmura rağmen bir tane hanımefendi vardı. Tebrik ettim yani ben o cesareti gösteren motorla yani bir motosikletle oraya o yağmurda geliyorsun yani, Baz'ı desteklemek için. Ben iyi de bir takım olmalarını isterdim. Bu isimler alkışlanır yani kesinlikle. Sevgili Didin. Yani bu isimler alkışlanır. Baz'ın bir kademe daha yukarı çıkmasını isterdim izlemek için. Müthiş insanlar. Çok teşekkür ediyoruz. Yani Religa'ya işte büyük renk kattılar. En azından ilk sezonlarda renk kattılar. Ben çok teşekkür ediyorum şahsen. YouTube Public için yani bu maç üzerinde çok fazla söylenecek bir şey yok. YouTube Public cephesinde 15 attılar. Gene klasik isimler öne çıktı. Yani değerlendirme açısından naçizane aflarına sığınıyoruz. Daha böyle çekişme mücadelede onları ben değerlendireceğimi zaten düşünüyorum. Zaten YouTube için çok şeyler Fatih, söyledik. Fatih, Burak, ileride oynayan diğer forvet oyuncusu 9 numara. Efe var. Efe var. Evet. Bir oyuncuları daha vardı. Şimdi ismi aklıma gelmiyor. Özellikle forvetin son adamı. Evet. Güzel deremini söyledi. Hatırlamıyorum. Yani bu isimler ligi götürüyor. Geride Gürhan, Gürkan, orta alana, kaleci Slan geldi zaten hiç düşmedi. Şampiyonun en büyük adayı olarak. Yani adaylar arasında gösterebiliriz. AFF 11 alameti farika 0. Geçtiğimiz hafta iyi performans sergilemeni AFF. Bu hafta ligin aslında iyi başlayan alameti farikası karşısında net bir skorla ayrıldı. Ama bu skorun ardında çok güzel goller izledik. Evet. Özellikle Adnan'ın attığı gol bugün Premier Lig kalitesindeydi. Mahmut Gerdan'ın orta sahada oynadığı oyun çok ekstraydı. Selçuk olmamasına rağmen, Selçuk dedim çok özür diliyorum. Serkan olmamasına rağmen takım daha derli toplu gözüktü. Hani savunmasından tut sevgili dedin. Forvet hattına göre daha inançlı, daha istekli bir bu sezon AFF izledik. Bu mücadelede tabii devamında gelmesini diliyoruz ama ben takımın geneline baktığımda Mahmut Gerdan transferi hani cuk diye oturmuş derler ya bence hakikaten cuktan fazlası olmuş. Geçen seneki aldık, geçen haftaki aldıkları mağlubiyetten sonra biraz AFF'yi eleştirmiştik. Geçen seneki oyunlarına çok tabii. Yok diye. Ama bu sene, bu haftada aynı şekilde dönüş yaptılar. Alamet kötü takım değil. İyi bir takım, iyi bir takıma karşı 11-0'lık galibiyet ciddi bir galibiyettir. Yani takım geçen haftaki o mağlubiyet silkelemiş takımı. Onu net olarak gördük. Çünkü o maça çıktıkları zaman geçen sezonun etkisi vardı hala üstlerinde. Yani biz olduk etkisi. Tabii. Biz olduk diyen takım her zaman kaybeder. Ayakları yere daha sağlam bastı. Maçı izledim. Çok farklı bir galibiyet aldılar. Adnan her geçen hafta ısındıkça daha iyi performans sergiliyor. Adnan da bu ligin önemli hani ilk yedilerine koyacağın önemli isimleri olmaya başlıyor yani bu AFF'de. Kesinlikle. AFF reklamı tebrik ediyorum. Ya ben taraftarıyla bu hafta belki saatten dolayı belki birazcık daha hani her maçta bir meşaleleri var. Yağmurdan dolayı aynı. Ama yani. Yok yine ama yaktılar meşaleyi. Yakarlar. Yaktılar yine. Kala film 5 Mynet 1 Kala film kazanmaya devam ediyor. Aynen. Bir seri yakaladı. Aynen. Mynet'te kaybetmeye devam ediyor. Onlar da bir seri yakaladı. Ama ben şunu söyleyebilirim sevgili Din. Kala'ya birazdan değineceğim ama Mynet hak ettiği yerde değil. Şimdi maçı yine bir yorumcu arkadaşla birlikte anlattık. Hani maçı izliyoruz. Bir patlama dedik. Hani bir patlama gelecek olsa belki bir hareket olacak. Çok iyi takım. Takım halinde bak. Bir takım vardır. Takım halinde iyi oynar ama kalbur üstü değildir. Alt düzey bir takımdır. Bu takım gerçekten iyi bir takım. Şanssız grup şanssızlıkları var sanırım. Öyle bir kuran gruplara bakabilir miyiz? Tabii şu an Kala Film, Happy Youth, AFF, Mynet, Alameti Farika. Tek beraber kaldıkları takım Alameti Farika'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu sene bence Religa'da çıraklığı yapacaklar. Önümüzdeki sezon bu kadroyu korup üstüne de katarlarsa Kalfalık bölümüne geçerler. Çünkü gerçekten iyi takım. Kala Film'e karşı kötü top oynamadılar. 5-1'lik skora kimse aldanmasın. Yani tabii gruptan çıkma şansları hala var ama şimdi AFF ile oynayacaklar. Bak AFF maçı çok ilginç olabilir ben sana söyleyeyim. Ya AFF maçında ben iyi mücadele eden takımdan yani iyi skor da alabilirler. Bak, AFF'yi de yenebilirler ben sana onu da söyleyeyim. AFF'yi yenemeyecek değiller şu anda. İyi takımlar. Kala Film'e geleceğim. Bu sene sanki geçen seneki hep geçen seneyi örnek göstererek konuşuyorum ama hani örnek olsun diye söylüyorum. Daha zayıf geldi bana Kala. Abi bu sene şampiyonluk adayı olarak göstermem mesela ben Kala Film'i. Ama bu mücadelede Hazer çok başka oynadı. Hazer bu sezon bence daha iyi oynadı. Çok başka oynadı. Hazer savunmada başlıyor. Maçın gidişatına göre mevkisini değiştiriyor. Oyunu güzel okumaya başladı. Ben kendisini tebrik ediyorum. Şunun üstüne özellikle çizmek istiyorum.
Dikkat ettin mi? Maçı izledin mi? İzledim izledim takip ettim. Bir taç atışı kullanıyor. En az 10 tane taç atışı kullanmıştır. Onu ceza sahasına, onu da takım arkadaşları buluşturuyor topu. Özellikle çalışıyorlar. Orta gibi. Özellikle çalışıyorlar bence. Bütün, ya şaşkınlıkla izledim. Bütün taç atışlarını kesinlikle bütün arkadaşlarıyla buluşturdu. Ben yani geçen sene ben Kala'yı çok beğenmiyordum biliyorsun. Evet. Her seferinde de söylüyordum. Evet. Hatta hani bununla ilgili şarkılarımızla evet. yaptık. Kala kaldımları söyledik burada. Özledim be. Kala kaldım. Kışın ortasında yine. Evet. Şimdi hakikaten yani geçen seneyle bu sezona baktığımız zaman ben tam tersini düşünüyorum sana rağmen sevgili Din. Hani net şampiyon olurlar diyemeyebilirim. Hani direkt şampiyon adayı da olarak göstermeyebilirim Kala filmi ama... Şu gerçeği söyleyebilirim. Bence geçen seneye göre bu sene Kala film daha iyi. Neden biliyor musun? Bak orta sahası daha çok mücadele ediyor. Geçen seneyle bu sezon arasında bana ne fark var dersen bence takımın oldum diyen oyuncuları var ya biri Mesut. Oğuz, biri Tuncer. Mesut sakat zaten. Sakat oynuyor. Mesut geçen sezondan bu yana ben geçen hafta söyledim Mesut'u Galatasaraylı Selçuk. Aynen öyle. Ciddi bir sakat çok geçirmiş. Çok ciddi bir sakatlık geçirmiş. Dönemeyecek de. Tuncer'le Oğuz bence bu sezon yeteri performanslarında hala değiller. Yani değiller. Ondan bahsediyorum. Bütün handikap yani bu takım başarısız olursa en büyük başarısız kaynağı bu iki isim. Fatura bu iki isme kesilir. Bak geçen sezon bir ahenkleri vardı anladın mı? Topu ayaklarına aldıklarında, hücuma çıkışlarında ciddi bir ahenk vardı. Bak ben bir rakip seksi olsam, takımdı. Ben bir rakip olsam Oğuz'la Tuncer'i görsem korkarım. Aynen öyle. Ama artık korkmam. Çünkü standartları belli. Oğuz koşacak, Tuncer uzaktan şut çekecek ya da Tuncer savunma arkasına sarkacak. Abi yemez artık her takım. Korkmazsın ta ki Babür'ü görene kadar. Şimdi bak Babür'ü ayrı konuşuyor. Babür savunma oynuyor. Olsun Babür. Babür Baycan savunma oynayan bir oyuncu. Evet. Savunmada yerini biliyor, kapasitesini de bilerek oynuyor ayrıca. Hani ben buyum demiyor, kapasitesini bilerek oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Oyuncu oyuncu değerlendirecek olursak... Kala filminden takımca bahsederim önce sonra çok, bir değerlendirme abi, yapacağım. Çok evet. da vakit ayırmak evet. istemiyorum aslında. Çok üzerine durulacak bir konu yok ama kalecisi bak kalecisi evet. Babür'ü, Hazer'i, yeni transferi Olgu. Olgu. Bu dördü dışında takıma yeni katkı yapan, üzerine koyarak gelen biri yok. Olgu takımın dinamosunu arttırdı. Fizik olarak kondisyon evet. devamlılığını arttırdı. Babür savunmaya geriden toplanırsın. Arda'yı konuşmaya da gerek yok. Bu ligin kalburüstü en iyi kalecilerinden biri. Yani Süper Lig'de Muslera diyorsan bence burada da Liga'da da Arda'dır yani. Tartışmayız. Kesinlikle. Hep aynı standartta evet. gidiyor yani. Ama Tuncer, Oğuz, Mesut kesici direkt aşağıya doğru her geçen sezon giden. Tamam Mesut'tan bahsetmeyeceğiz. Var. Oğuz ve Tuncer hani hakkını vererek oynamıyorlar. Özeti bu. Bence bu takımın en iyisi Babür'dür. Tartışmasız. Tartışmasız Babür Baycan'dır. Peşine de Arda ile Hazel'i bir söylerim. Katılıyorum. Bu hafta Hande de uğurlu geldi ayrıca. Kesinlikle. Kendisini de özlemişiz, konuştuk. Aynen öyle, ettik. Aynen öyle. Her maça bekliyoruz kendisini. Ben sana bir söyleyeyim mi? Şimdi Sena güzel kardeşimiz. İyi topçu olabilir ama formada Hande'ye kadar kimse bir Hande değil. Bu ligde değil. Ya. Bir Hande değil, kesinlikle değil. O Hande'nin o hani... 15 kişi kadroda var mı? Yok işte bu sene kontenjanı Sena'dan yana kullandı. Bak Sena'nın şimdi hani fizibilitesi, gençliği... O gençlik ateşi sahadaki hani o bambaşkadır ama daha gerçi izleme performansı fotoğraflardan takip ettik hani. Şu anda öyle bir maça çıkmadılar çünkü. Son maç olabilir belki. Şu var ama Hande sahaya çıktığı zaman hani kadın Ronaldo'su dersin kesinlikle. Yani. Cristiano'su dersin. Duruşunu hatırlıyor musun resimdeki? Duruşu var ya hiç unutmam ama o onu hatırladım. Ben aynen. Önümüzdeki sezon bizim arkamızda normalde bugün özel bir salondayız. Evet. O yüzden farklı bir stüdyoda çekiyoruz. Arkadaki fotoğrafların birine koyacağım kesinlikle onu. Kesinlikle koyma gerekiyor. Yani Religa'nın tarihine geçecek bir isim. Kala'yı tebrik ediyoruz. Tuz Ambarı Hacı Yatmaz, mücadelesi de Hacı Yatmaz katılamadığı için Tuz Ambarı'nın lehine sonuçlandı. Yağmur, bir şey de söyleyemiyoruz. Yağmur çok ciddi anlamdaydı. Güzel Sanatlar 1, Bandland Dwarf Planet 3 gecenin en sürpriz sonucudur. Bizlere haftanın en sürpriz sonucudur. Aynen öyle. Maça geçmeden önce Güzel Sanatlar'dan sevgili Arda'dan özür dilemek istiyorum. Maç sonu verdiği röportaj teknik bir sıkıntıdan dolayı yayınlanamadı. Dün gece farklı bir eventteydim. Sırf hani bu röportajın takibi için sizin yanınıza geldim. Perşembe günkü farklı organizasyonumuzun. Gece 3'te bu röportaj için uğraşıyorduk. Aynen. Yani ciddi anlamda mesai harcadım ama inanın kurtarma şansımız olmadı. Yani kurtaracak en büyük bir sinyal olsa gene elimizden geleni yapmaya çalıştık. Çok ama çok özür diliyorum sevgili Arda'dan. Ama... Bu hata yaptık dedi, bizi gazosuz falan bırakmasın yani buradan da onu. Ben daha görmedim ki bu haftaya kadar.
Gecenin en büyük sürprizidir. Kesinlikle. Bandıl galibiyeti. Kesinlikle. Maç öncesinde yukarıda yanınıza uğradım, yani selam verdim. Evet. Dedim hani sevgili dedim hani maç öncesinde güzel sanatlar mücadele rahat geçer diye söyledim. Sen ben tam de, olarak anlatacağım sonra şimdi olayı nasıl olduğunu. Ben geliştirdim. Döndüm hani güzel sanatlarda rahat geçer, ben yatıyorum dedim hatta dedim. Hadi biraz dinleneyim dedim. Ben maçı anlatırken bu zevkli mücadeleyi kim kazanacak dedim. Ben sana güzel döndüm, sanatlar, sen güzel sanatlar güzel dedin, sanatlar, kafayı koydun, güzel sanatlar yattın. Rahat kazanır dedim. Aynen hatta öyle. Yani. Ama bugün 10 kişiden 9'una sorsak aynı şeyi söylerdi. Aynı şeyi söylerdi. Şimdi maça gelecek olursak, geçen hafta çok ucuz bir kırmızı kart gördü Engin. Bugün de bütün gün aradılar. Engin bu ucuz kartı güzel sanatlara pahalıya mal olur dedim. Sanki içime doğmuş. Bandıl maçının olduğunu bilmiyorum. Ciddi anlamda aradılar. Engin'i çok ciddi anlamda aradılar. Bandıl takımı muhteşem mücadele etti. Ya yanlış anlamasın, bildiğin korakor mücadele etti. Hani sadece bir Engin'e... Yok ben şimdi evet. Yanlış anlamasın, uyudum dediklerine bakmayın. Hani yukarıda bizim bulunduğumuz konuda yattığımız yerden şeyi görüyoruz. Televizyon ekranından maçı takip aynen ediyoruz. Şimdi ilk gol sesleri gelince uyuyası da gelmedi insan. Ya, maçı merak ettim. Yani direkt mesela döndüm. Ne oluyor dedim ya dedim. Maça bak dedim. Şimdi Coşkun. Coşkun'u çok iyi gördüm mücadelede bu arada. Hücuma çok destek verdi. Engin'in boşluğunu Coşkun doldurmaya çalıştı. Öyle söyleyebilirim sana. O kadar kayıptan sonra da aynen öyle. Bir tek aynen bir ismi öyle kaybettiler. Aynen öyle. Bence Engin'in ucuz kırmızı kartı mağlubiyetin %30-%40 sebebidir. İkinci sebebi de güzel sanatlar takımı konsantre olamadığı zaman sahada yok. Yok. Ben de kesinlikle yok. Aynen. Arda Karaçoban konsantresi bozulduğu zaman hem sahada yok hem ciddi anlamda hırçınlaşıyor. Oyunu da olumsuz yönde etkiliyor. Arda Beşiktaş'ın galibiyetinde kaldı. Öyle mi diyorsun? Şampiyonlar galibiyetinin o coşkusu içinde doğru kaldı. Doğru söylüyorsun. En güzel kutlamaları bitirmemişti. Maça kafayı veremedi. Bandı takımı takım olarak çok iyi oynadı. Tebrik ediyorum. Yani kusursuz oynadılar. Güzel sanatları ancak bu şekilde yenebilirdiniz. Bandı bence şunu çok net gösterdi. Eğer isterseniz de mücadele ederseniz kesinlikle kazanmak sizin elinizde. Kesinlikle. Bandı'da ciddi... Bu galibiyet çok şeyi değiştirir. Tabii canım. Bunun bütün sinyallerini ciddi değiştirir. Ciddi anlamda değiştirir. Hiç olmayacak hesapları soktu şimdi diğer takımları. Güzel sanatlar şu an... Hani bakalım güzel sanatlar rahat dedikleri yerde... Ciddi anlamda da hani sıkıntıya girdi. Şimdi bakalım. Grubu açayım ben sevgilinin. Hemen bakıyoruz. Bu gruba da geçiyoruz. Evet o. Geçtik bir saniye. Bakar mısın gruba? Şimdi IPD 6, Rafineri 6. Buralara da kendini kurtaranlar için evet, konuşabiliriz tamam, şu evet anda. Yani IPD... Aynen öyle. Gerçi IPD de şu an riskte bakma. Bu grup... Ölüm grubu grupmuş ne oldu? 41-29 Grey'in alacağı bir galibiyet alma ihtimalleri var. Hemen oraya da bakalım. Oraya da gelelim. Fikstüre gelelim. Kimle oynuyorlar? Şimdi 41 güzel sanatlarla oynuyor. Bu da zaten ciddi maç. Güzel sanatların son mücadelesi oluyor. 3 maçın oynadığı için 4. ve son maçı. Ve Grey'in kazanması halinde güzel sanatlar... Güzel sanatlar kazanırsa turnuvayı tamamlar. Tamamlar. Ama Grey kazanırsa güzel sanatlar zaten turnuvaya veda ediyor. Kesinlikle veda edecek. Yani güzel sanatlar için aynen ölüm kalım maçı. Ama burada Bandıl'ın 3 puanı var. Belki normal avaraja kalır. 3'lü avaraja kalma ihtimali var. Şöyle var. Şöyle olmuyor. 41-29 yani güzel sanatlar 2 takıma da kaybettiği için 3'lü avarajda otomatikman en düşük seviyeye düşüyor. Yani hiçbir avantajı kalmıyor. Çok ciddi sıkıntı. Bir de Bandıl'ın da daha aynı oynayacağı maçları düşünürsek çok bu grupta işi yani Bandıl bu hafta, grupta sürpriz yapabilir. Bu hafta bu işin rengi değişir ki şu var. 41 bu maçtan bir puan alması bile bir sonraki maç için 3 puan aldı takdirde gene gruptan çıkması anlamına doğru olur. Çünkü yani, son maç olacak güzel sanatlar. Tabii güzel sanatlar son maçı. Güzel sanatların tek seçeneği 3 puan. Ondan sonra beklemeye konulur. Ve hani Grey kötü dedik ama ya, bu güzel sanatlar o Grey'i yenemeyebilir. Burada biraz işler karışık. Aynen. Tabii daha hani güzel sanatlar hemen yendiği zaman 41'i direkt çöpe atmayabilir. Daha sonra hani Bandıl gene ikili avarajlarda hala üstte çıkma şansı var. Bandıl'la Grey oynamadı galiba. Oynamadı ben de aynen biliyorum. Oynamadıklarını biliyorum. Bu grup güzel olmuş. Bayağı karışık. Aynen çok fazla öyle, denklem karışık var. Yani Bandıl'ı da ben tebrik ediyorum. Ben de tebrik ediyorum. Hakikaten istediler. İstediklerini de yaptılar. Güzel kazandılar. Orada güzel bir manşet. Bandıl iyi işler yapıyor. Hakikaten Okan'ın dediği evet gibi Anıl sözlerinin, Anıl'da geçtiğimiz sezonun tecrübeli isimlerinden bahsediyoruz yani. İyi bir ikili oldular. Evet. İyi bir takım oldular. Önümüzdeki hafta Bandıl'ın maçını özellikle takip edeceğim. 51. Dakikanın bu hafta da aslında yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Saatlerimiz yine bizim aslında yayın bant yayın yapıyoruz. Farklı bir tesiste olduğumuz için.
Yine saatimiz 11.30'ları göstermeye başladı. Aynen. Kısaca çok hızlı geçeceğiz ama sevgili tamam. dedim yorum yapmadan tahmin hani mi? Bir iki tahmini gibi aynen. kim kazanır sadece söyleyeceğiz. Beraberliği de beraberlik diyebilirsin. O zaman buraya kayıtlarda var zaten. Olsun, sıkıntı yok. Notumuzu alalım. Notumuzu alalım. Hemen evet. ben çünkü kayıtlar sende olduğu için oynama ihtimalin çok yüksek kayıtlarda. Bir iddiamız yok zaten. Bu olsun. Sadece hızlı bir geçmemiz için söylüyorum. Mana Jans Reaktör. Reaktör. Ben Mana Jans diyorum. Taze fikir, titri fikir. Taze fikir. Beraberlik diyorum. Voden Havas Medya. Havas. Ben de Havas diyorum. Ama böyle kısır skorla geçer bu. 2-1'de, 3-1'de, 2-2'de biter. Hiç belli olmaz. Voden çünkü iyi mücadele etti ama böyle hücum gücü yüksek bir takımla oynamadı daha henüz. Anima İstanbul, Publicis Bomonti. Publicis Bomonti. Anima. 41-29 Grey Güzel Sanatlar. 41-29 Grey alacak bu maçı. Güzel Sanatlar alır. Sesli Harfler Bas. Gönül ister Bas. Ama Sesli Harfler. Aynen. Blab Ogilvy. 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 BBDO Sin Effect. Çok güzel maç. BBDO Sin Effect. Kendi içlerinde derbi. Bir de alan turu çıkar. Ne dersin, gelir mi galibiyet? BBDO tarihin ilk galibiyetini alır. Yazıyorum. Bir yazmıyorum, bir video yazıyorum. Tamam. Publicis Van 193, Universal Mekken müthiş maç. Publicis Van 193, Universal Mekken. Bu kalsın. Bir şey söyleyeyim mi? Hayır. Bu özellikle buna göre yapmamız lazım. Önce sen söyle, ona göre söyleyeceğim. Ben sana söyleyeyim mi? Korakor maç olur ama günün sonunda kazanan Publicis Van olur. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ve maçın kilit adamı da iki takımda. Bir tarafta Ceyhan, diğer tarafta İlker Gaon olur. Ben de sana şöyle söyleyeyim. Maçtan sonra Aykut'la Ceyhan'la geliriz. Ha, ne oldu tahminin diye söyleriz. Mekken alırım maçı. Evet. Rafineri Bundle. Rafineri. Aynen. Manşehir Hacı Yatmaz. Manşehir. Ed Koren Alaaddin. Yorum yapmadın. Manşehir. Ben de Manşehir dedim canım. Yok hayır. Geçiyor. Ed Koren Alaaddin. Berabere biter mi? Alaaddin alır ya. Bence berabere biter maç. AFF Reklam MyNet. Bu maçta beraberlik adayım benim. AFF en az iki farklı kazanır. Öyle mi diyorsun? Bilmiyorum yani. MyNet'ten bir patlama bekliyorum. Ona dayanarak söyleyeceğim. Alameti Epiyut. Epiyut alır bu kez galibiyet. Bence de Epiyut alır. Bizlerin kısa değerlendirmeleri bu şekildeydi. Tabii futbol sahada oynanıyor. Biz sadece değerlendiriyoruz. Bizim değerlendirmelerimiz sadece sonucu etki etmeyecek. Şu an sadece eğlence amaçlı. Hiçbir şekilde öyle bir değerlendirelim dedik özünü, bu haftaya aynen. özel. Önümüzdeki hafta yine 51. dakikada tekrardan buluşmak ümidiyle. Herkese iyi haftalar. İyi haftalar. Ebru Aslan iyi haftalar. Kana kaldım. Transferi hani cuk diye oturmuş derler ya, bence hakikaten cuktan fazlası olmuş. Geçen seneki aldık, geçen haftaki aldıkları mağlubiyetten sonra biraz AFF'yi eleştirmiştik. Geçen seneki oyunlarından çok tabii. uzak diye. Ama bu sene, bu haftada aynı şekilde dönüş yaptılar. Alamet kötü takım değil. Değil. İyi bir takım, iyi bir takıma karşı 11-0'lık galibiyet ciddi bir galibiyettir. Yani takım geçen haftaki o mağlubiyet silkelemiş takımı. Onu net olarak gördük. Çünkü o maça çıktıkları zaman geçen sezonun etkisi vardı hala üstlerinde. Yani biz olduk etkisi. Tabii. Biz olduk diyen takım her zaman kaybeder. Ayakları yere daha sağlam bastı. Maçı izledim. Çok farklı bir galibiyet aldılar. Adnan her geçen hafta ısındıkça daha iyi performans sergiliyor. Bak, Adnan da bu ligin önemli hani ilk yedilerine koyacağın önemli isimleri olmaya kesinlikle, başlıyor yani kesinlikle, bu da AFF'de. Kesinlikle. AFF reklamı tebrik ediyorum. Ya ben taraftarıyla bu hafta belki saatten dolayı belki birazcık daha hani her maçta bir meşaleleri var. Yağmurdan dolayı aynen. Ama yani. Yok yine ama yaktılar meşaleyi. Yakarlar. Yaktılar yine. Kala film 5 MyNet 1 Kala film kazanmaya devam ediyor. Aynen. Bir seri yakaladı. Aynen. MyNet'te kaybetmeye devam ediyor. Onlar da bir seri yakaladı. Ama ben şunu söyleyebilirim sevgili Din. Kala'ya birazdan değineceğim ama MyNet hak ettiği yerde değil. Şimdi maçı yine bir yorumcu arkadaşla birlikte anlattık. Hani maçı izliyoruz. Bir patlama dedik. Hani bir patlama gelecek olsa belki bir hareket olacak. Çok iyi takım. Takım halinde bak. Bir takım vardır. Takım halinde iyi oynar ama
Kalbur üstü değildir. Alt düzey bir takımdır. Bu takım gerçekten iyi bir takım. Şanssız, grup şansızlıkları var sanırım. Öyle bir kuran. Gruplara bakabilir miyiz? Tabii şu an Kala Film, Hepyurt, AFF, Maynet alameti farika. Tek beraber kaldıkları takım alameti farikaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu sene bence Religa'da çıraklığı yapacaklar. Önümüzdeki sezon bu kadroyu korup üstüne de katarlarsa kalfalık bölümüne geçerler. Çünkü gerçekten iyi takım. Kala Film'e karşı kötü top oynamadılar. 5-1'lik skora kimse aldanmasın. Tabii gruptan çıkma şansları hala var ama şimdi AFF ile oynayacaklar. Bak AFF maçı çok ilginç olabilir, ben sana söyleyeyim. Ya AFF maçında... Ben iyi mücadele eden takımdan bahsediyorum. Yani iyi skor da alabilirler. Bak, AFF'yi de yenebilirler, ben sana onu söyleyeyim. AFF'yi yenemeyecek değiller şu anda. İyi takımlar. Kala Film'e geleceğim. Bu sene sanki geçen seneki... Hep geçen seneyi örnek göstererek konuşuyorum ama... Hani örnek olsun diye söylüyorum. Daha zayıf geldi bana Kala. Abi bu sene şampiyonluk alıyor. Göstermem mesela ben Kala Film'i. Ama bu mücadelede... Hazer çok başka oynadı. Hazer bu sezon bence daha iyi oynadı. Çok başka oynadı. Hazer savunmada başlıyor. Maçın gidişatına göre mevkisini değiştiriyor. Oyunu güzel okumaya başladı. Ben kendisini tebrik ediyorum. Şunun üstüne özellikle çizmek istiyorum. Dikkat ettin mi? Maçı izledin mi? İzledim takip ettim. Bir taç atışı kullanıyor. En az 10 tane taç atışı kullanmıştır. Onu ceza sahasına. Onu da takım arkadaşıyla buluşturuyor topu. Özellikle çalışıyorlar. Orta gibi. Özellikle çalışıyorlar bence. Bütün, ya yani şaşkınlıkla izledim. Bütün taç atışlarını kesinlikle bütün arkadaşlarıyla buluşturdu. Ben yani geçen sene ben Kala'yı çok beğenmiyordum biliyorsun. Evet. Her seferinde de söylüyordum. Evet. Hatta bununla ilgili şarkılarımızla yaptık. Kala kaldımları söyledik burada. Özledim be. Kala kaldım. Kışın ortasında yine. Evet. Şimdi hakikaten yani geçen seneyle bu sezona baktığımız zaman ben tam tersini düşünüyorum sana rağmen sevgili Din. Hani net şampiyon olurlar diyemeyebilirim. Hani direkt şampiyon adayı da olarak göstermeye de bilirim Kala filmi. Ama şu gerçeği söyleyebilirim. Bence geçen seneye göre bu sene Kala Film daha iyi. Neden biliyor musun? Bak orta sahası daha çok mücadele ediyor. Geçen seneyle bu sezon arasında bana ne fark var dersen bence takımın oldum diyen oyuncuları var ya biri Mesut. Oğuz, biri Tuncer. Mesut Sakat zaten. Sakat oynuyor. Mesut geçen sezondan bu yana ben geçen hafta söyledim Mesut'u Galatasaraylı Selçuk. Aynen öyle. Ciddi bir sakatlık çok geçirmiş. Ciddi, ciddi bir sakatlık geçirmiş. Dönemeyecekti. Tuncer'le Oğuz bence bu sezon yeteri performanslarında hala değiller. Değiller. Yani ondan bahsediyorum. Bütün handikap yani bu takım başarısız olursa en büyük başarısız kaynağı bu iki isim. Fatura bu iki isme kesilir. Bak geçen sezon bir ahenkleri vardı anladın mı? Topu ayaklarına aldıklarında, hücuma çıkışlarında ciddi bir ahenk vardı. Bak ben bir rakip seksi olsam. Seksi takımdı. Ben bir rakip olsam Oğuz'la Tuncer'i görsem korkarım. Aynen öyle. Ama artık korkmam. Çünkü standartları belli. Oğuz koşacak, Tuncer uzaktan şut çekecek ya da Tuncer savunma arkasına sarkacak. Abi yemez artık her takım. Korkmasın ta ki Babür görede kadar. Şimdi bak Babür'ü ayrı konuşuyor. Babür savunma oynuyor. Olsun Babür. Babür Baycan savunma oynayan bir oyuncu. Evet. Savunmada yerini biliyor, kapasitesini de bilerek oynuyor ayrıca. Hani ben buyum demiyor, kapasitesini bilerek oynayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Oyuncu değerlendirecek olursak... Kala Film'den takımca bahsederim önce, sonra çok, bir değerlendirme yapacağım. Çok da vakit ayırmak istemiyorum aslında, çok üzerine durulacak bir konu yok ama kalecisi, bak kalecisi, Babür'ü, Hazer'i, yeni transferi Olgu, bu dördü dışında takıma yeni katkı yapan, üzerine koyarak gelen biri yok. Olgu takımın dinamosunu arttırdı, fizik olarak kondisyon devamlılığını arttırdı. Babür savunmaya geriden top denesin. Arda'yı konuşmaya da gerek yok. Bu ligin kalbur üstü en iyi kalecilerinden biri. Yani Türksel Süper Lig'de Muster'e diyorsan bence burada da Religa'da da Arda'dır yani. Tuncer, tartışmayız. Kesinlikle. Hep aynı standartta gidiyor yani. Ama Tuncer, Oğuz, Mesut kesici direkt aşağıya doğru her geçen sezon giden. Tamam Mesut'tan bahsetmeyeceğiz. Var. Oğuz ve Tuncer hani hakkını vererek oynamıyorlar. Özeti bu. Bence bu takımın en iyisi Babür'dür. Tartışmasız. Tartışmasız Babür Baycan'dır. Peşine de Arda ile Hazel'i bir söylerim. Katılıyorum. Bu hafta Hande de uğurlu geldi ayrıca. Kesinlikle. Kendisini de özlemişiz, konuştuk. Aynen öyle, aynen öyle. Her maça bekliyoruz kendisini. Ben sana bir söyleyeyim mi? Şimdi Sena güzel kardeşimiz. İyi topçu olabilir ama formada Hande'ye kadar kimse bir Hande değil, bu ligde değil. Bir Hande değil, kesinlikle değil. O Hande'nin o hani... 15 kişi kadroda var mı? Yok işte bu sene kontenjanı Sena'dan yana kullandı. Bak Sena'nın şimdi hani fizibilitesi, gençliği... O gençlik ateşi sahadaki hani o bambaşkadır ama daha gerçi izleme performansı fotoğraflardan takip ettik hani. Şu anda öyle bir maça çıkmadılar çünkü. Son maç olabilir belki. Şu var ama Hande sahaya çıktığı zaman hani
kadın Ronaldo'su dersin. Kesinlikle. Yani. Cristiano'su dersin. Duruşunu hatırlıyor musun? Şu duruşu var ya, hiç unutmam. O resim onu ben önümüzdeki sezon bizim arkamızda normalde bugün özel bir salondayız. Evet. O yüzden farklı bir stüdyoda çekiyoruz. Arkadaki fotoğrafların birine koyacağım. Kesinlikle onu. Kesinlikle koyman gerekiyor. Yani Religa'nın tarihine geçecek bir isim. Kalayı tebrik ediyoruz. Tuz Ambarı Hacı Atmaz mücadelesi de Hacı Atmaz katılamadığı için Tuz Ambarı'nın lehine sonuçlandı. Yağmur, bir şey de söyleyemiyoruz. Yağmur çok ciddi anlamdaydı. Güzel Sanatlar 1, Bandland, Dwarf Planet 3 gecenin en sürpriz sonucudur. Bizlere haftanın en sürpriz sonucudur. Aynen öyle. Maça geçmeden önce Güzel Sanatlar'dan sevgili Arda'dan özür dilemek istiyorum. Maç sonu verdiği röportaj teknik bir sıkıntıdan dolayı yayınlanamadı. Dün gece farklı bir eventteydim. Sırf hani bu röportajın takibi için sizin yanınıza geldi Perşembe günkü farklı organizasyonumuzun. Gece 3'te bu röportaj için uğraşıyorduk. Aynen. Yani ciddi anlamda mesela harcadım ama inanın kurtarma şansımız olmadı. Hani kurtaracak en büyük bir sinyal olsa gene elimizden geleni yapmaya çalıştık. Çok ama çok özür diliyorum sevgili Arda'dan. Ama bu hata yaptık dedi, bizi gazosuz falan bırakmasın yani buradan da onu. Ben daha görmedim ki bu haftaya kadar. Gecenin en büyük sürprizidir. Kesinlikle. Bundle galibiyeti. Kesinlikle. Maç öncesinde yukarıda yanınıza uğradım, yani selam verdim. Evet. Dedim hani sevgili maç öncesinde Güzel Sanatlar mücadeleyi rahat geçer diye söyledim. Ben tam olarak anlatacağım sonra şimdi olayı nasıl olduğunu. Ben gelişine döndüm hani Güzel Sanatlar'da rahat geçer, ben yatıyorum dedim hatta dedim. Hadi biraz dinleyelim dedim. Ben maçı anlatırken bu zevkli mücadeleyi kim kazanacak dedim. Ben sana güzel döndüm sanatlar, sen Güzel Sanatlar dedin, kafayı koydun. Güzel Sanatlar rahat kazanırdı hatta. Aynen öyle. Yani. Ama bugün 10 kişiden 9'una sorsak aynı şeyi söylerdi. Aynı şeyi söylerdi. Şimdi maça gelecek olursak, geçen hafta çok ucuz bir kırmızı kart gördü Engin. Bugün de bütün gün aradılar. Engin bu ucuz kartı Güzel Sanatlara pahalıya mal olur dedim. Sanki içime doğmuş. Bundle maçının olduğunu bilmiyorum. Ciddi anlamda aradılar. Engin'i çok ciddi anlamda aradılar. Bundle takımı muhteşem mücadele etti. Yanlış anlamasın, bildiğin korakor mücadele etti. Hani sadece bir Engin'e bak. Yok ben şimdi yanlış anlamasın uyudum dediklerine bakmayın. Hani yukarıda bizim bulunduğumuz konuda yattığımız yerden şeyi görüyoruz. Televizyon ekranından maçı takip ediyoruz. Şimdi ilk gol sesleri gelince uyuyası da gelmedi. Maçı merak ettim. Yani direkt mesela döndüm. Ne oluyor dedim ya dedim. Maça bak dedim. Şimdi Coşkun'u çok iyi gördüm mücadelede bu arada. Hücuma çok destek verdi. Engin'in boşluğunu Coşkun doldurmaya çalıştı. Öyle söyleyebilirim sana. O kadar kaybettikten sonra da aynen öyle. Bir tek aynen bir ismi kaybettiler. Aynen öyle. Bence Engin'in ucuz kırmızı kartı mağlubiyetin %30-%40 sebebidir. İkinci sebebi de Güzel Sanatlar takımı konsantre olamadığı zaman sahada yok. Yok. Ben de kesinlikle yok. Aynen. Arda Karaçoban konsantresi bozulduğu zaman hem sahada yok hem ciddi anlamda hırçınlaşıyor. Oyunu da olumsuz yönde etkiliyor. Arda Beşiktaş'ın galibiyetinde kaldı. Öyle mi diyorsun? Şampiyonlar galibiyetinin o coşkusu içinde doğru kaldı. Doğru söylüyorsun. En güzel kutlamaları bitirmemişti. Maça kafayı veremedi. Bandı takımı takım olarak çok iyi oynadı. Tebrik ediyorum. Yani kusursuz oynadılar. Güzel Sanatları ancak bu şekilde yenebilirdiniz. Bandı bence şunu çok net gösterdi. Eğer isterseniz de mücadele ederseniz kesinlikle kazanmak sizin elinizde. Kesinlikle. Bundle'da bu galibiyet çok şeyi değiştirir. Tabii canım. Bunun bütün sinyallerini değiştirir. Ciddi anlamda değiştirir. Hiç olmayacak hesapları soktu şimdi diğer takımları. Güzel Sanatlar şu an hani Güzel Sanatlar gruba rahat dedikleri yerde ciddi anlamda da hani sıkıntıya girdi. Şimdi bakalım. Grubu açayım ben sevgili din. Hemen bakıyoruz. Bu gruba da geçiyoruz. Evet o. Geçtik bir saniye. Bakar mısın gruba? Şimdi IPD 6, Rafineri 6. Buralara da kendini kurtaran için evet, konuşabiliriz tamam, şu evet anda. Yani IPD... Aynen öyle. Gerçi IPD de şu an riskte bakma. Bu grup... Ölüm grubu grupmuş ne oldu? 41-29 Grey'in alacağı bir galibiyet. Alma ihtimalleri var. Hemen oraya da bakalım. Oraya da gelelim. Süre gelelim. Kimle oynuyorlar? Şimdi 41 Güzel Sanatlar'la oynuyor. Bu da zaten ciddi maç. Güzel Sanatlar'ın son mücadelesi oluyor. 3 maçın oynadığı için 4. ve son maçı. Ve Grey'in kazanması halinde Güzel Sanatlar... Güzel Sanatlar kazanırsa turnuvayı tamamlar. Tamamlar. Ama Grey kazanırsa Güzel Sanatlar zaten turnuvaya veda ediyor. Kesinlikle veda edecek. Yani Güzel Sanatlar için aynen ölüm kalım maçı. Ama burada Bundle'ın 3 puanı var. Belki normal avaraja kalır. 3'lü avaraja kalma ihtimali var. Şöyle var. Şöyle olmuyor. 41-29 yani Güzel Sanatlar 2 takıma da kaybettiği için 3'lü avarajda otomatikman en düşük seviyeye düşüyor. Yani hiçbir avantajı kalmıyor. Çok ciddi sıkıntı. Bir de Bundle'ın da daha yine oynayacağı maçları düşünürsek çok bu grupta işi yani Bundle bu hafta, grupta sürpriz yapabilir. Bu hafta bu işin rengi değişir ki şu var. 41 bu maçtan bir puan alması bile bir
sonraki maç için 3 puan aldıkları gene gruptan çıkması anlamına doğru çünkü oluyor. Son maç olacak Güzel Sanatlar. Tabii Güzel Sanatlar son maçı. Güzel Sanatlar'ın tek seçeneği 3 puan. Ondan sonra beklemeye konulur. Ve hani Grey kötü dedik ama bu Güzel Sanatlar o Grey'i yenemeyebilir. Burada biraz işler karışık. Tabii daha hani Güzel Sanatlar hemen yendiği zaman 41'i direkt çöpe atmayabilir. Daha sonra hani Bundle gene ikili avarajlarda hala üstü çıkma Bundle'la şansı var. Bundle'la Grey oynamadı galiba oynamadı, değil mi? Ben de biliyorum oynamadıklarını biliyorum. Bu grup güzel olmuş. Bayağı karışık, aynen çok fazla öyle, denklem karışık var. Yani Bundle'da ben tebrik ediyorum. Ben de tebrik ediyorum. Hakikaten istediler, istediklerini de yaptılar, güzel kazandılar. Orada güzel bir manşet. Bundle iyi işler yapıyor. Hakikaten Okan'ın dediğim gibi Anıl sözlerinin, Anıl'da geçtiğimiz sezonun tecrübeli isimlerinden bahsediyoruz yani. İyi bir ikili oldular. Evet. İyi bir takım oldular. Önümüzdeki hafta Bundle'ın maçını özellikle takip edeceğim. 51. Dakikanın bu hafta da aslında yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Saatlerimiz yine bizim aslında bant yayın yapıyoruz. Farklı bir tesiste olduğumuz için. Yine saatimiz 11.30'ları göstermeye başladı. Aynen. Kısaca çok hızlı geçeceğiz ama sevgili dedim. Yorum yapmadan. Tahmin hani mi? 1-2 tahmini gibi. Aynen. Kim kazanır sadece söyleyeceğiz. Beraberliği de beraberlik diyebilirsin. O zaman buraya kayıtlarda var zaten. Sıkıntı yok. Notumuzu alalım. Hemen ben... Çünkü kayıtlar sende olduğu için oynama ihtimalin çok yüksek kayıtlarda. Bir iddiamız yok zaten. Bu olsun. Sadece hızlı bir geçmemiz için söylüyorum. Mana Jans Reaktör. Reaktör. Ben Mana Jans diyorum. Taze fikir, titri fikir. Taze fikir. Beraberlik diyorum. Voden Havas Medya. Havas. Ben de Havas diyorum. Ama böyle kısır skorla geçer bu. 2-1'de, 3-1'de, 2-2'de biter. Hiç belli olmaz. Voden çünkü iyi mücadele etti ama böyle hücum gücü yüksek bir takımla oynamadı daha henüz. Anima İstanbul, Publicis Bomonti. Publicis Bomonti. Anima. 41-29 Grey Güzel Sanatlar. 41-29 Grey alacak bu maçı. Güzel Sanatlar alır. Sesli Harfler Bas. Gönül ister Bas. Ama sesli harfler. Blab Ogilvy. 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 BBDO Sin Effect. Çok güzel maç. BBDO Sin Effect. Kendi içlerinde derbi. Bir de alan turu çıkar. Ne dersin, gelir mi galibiyet? BBDO tarihin ilk galibiyetini alır. Yazıyorum. Bir yazmıyorum, BBDO yazıyorum. Tamam. Publicis Van 193, Universal Mekken müthiş maç. Publicis Van 193, Universal Mekken. Bu kalsın. Bir şey söyleyeyim mi? Hayır. Bu özellikle buna göre yapmamız lazım. Önce sen söyle, ona göre söyleyeceğim. Ben sana söyleyeyim mi? Korakor maç olur ama günün sonunda kazanan Publicis Van olur. Ben sana şöyle söyleyeyim. Ve maçın kilit adamı da iki takımda. Bir tarafta Ceyhan, diğer tarafta İlker Gaon olur. Ben de sana şöyle söyleyeyim. Maçtan sonra Aykut'la Ceyhan'la geliriz. Ne oldu tahminin diye söyleriz. Mekken alırım maçı. Evet. Rafineri Bandıl. Rafineri. Aynen. Manşehir Hacı Yatmaz. Manşehir. Ed Koren Alaaddin. Yorum yapmadın. Manşehir. Ben de Manşehir dedim canım. Yok hani. Ed Koren Alaaddin. Berabere biter mi? Alaaddin alır ya. Bence berabere biter maç. AFF Reklam Maynet. Bu maçta beraberlik adayım benim. AFF en az iki farklı kazanır. Öyle mi diyorsun? Bilmiyorum yani. Maynet'ten bir patlama bekliyorum. Ona dayanarak söyleyeceğim. Alameti Epiyut. Epiyut alır bu kez galibiyet. Bence de Epiyut alır. Bizlerin kısa değerlendirmeleri bu şekildeydi. Tabii futbol sahada oynanıyor. Biz sadece değerlendiriyoruz. Bizim değerlendirmelerimiz sadece sonucu etki etmeyecek. Şu an sadece eğlence amaçlı. Hiçbir şekilde öyle bir değerlendirelim dedik bu haftaya özel. Önümüzdeki hafta yine 51. dakikada tekrardan buluşmak ümidiyle. Herkese iyi haftalar. İyi haftalar.